İştahsızlık bir kader mi, neden mi, sonuç mu? Bu soru bize en çok gelen sorulardan biridir. Çünkü çocuklarda iştahsızlık çoğu zaman bir hastalığın belirtisi, bir hastalığın ön işareti olabilir. Yine ikincisi, çocuk gerçekten iştahsız olmayabilir. Anneler genellikle çocuklarının çok fazla yemesini istedikleri için çocuğun kendine yeteri kadar yediğini kabullenmek istemez ve iştahsız olarak tanımlarlar. Yine bir sonuç mu? Evet, bazı sağlık durumları, bazı psikolojik olaylar çocukların iştahsızlığına sebep olabilir. Bu yüzden de sonuç da olabilir. O yüzden iştahsızlık önce doğru tanımlanmalıdır. Eğer çocuğunuz normal beslenmesinden bir anda çok daha az beslenmeye başladıysa, yani ters giden bir şeyler olduğunu fark ettiriyorsa, burada iştahsızlıktan söz edilebilir. Ama genel bir davranışıysa, çocuğun gelişiminde, boy uzamasında, herhangi bir şekilde koşup oynamasında, gülmesinde herhangi bir sorun yoksa, iştahsızlık değil, burada çocuğun yemek seçip seçmediği de sorgulanmalıdır. Bu yüzden de iştahsız çocuk tanımını yapmayı tek başına anneler bazen sağlayamazlar. Çocuk doktorlarından yardım almalıdırlar. Ve iştahı açmaya çalışmakta burada annelerin yapmaya çalıştığı en yanlışlardan biri. Genellikle şurup, vitaminler veya değişik desteklerden yardım alarak çocuğun iştahını açmaya çalışırlar. Burada bazen çocuğun iştahı açılır ama altında yatan neden gizlenebilir. Bu yüzden bir doktora gitmeden bu şekilde örtbas etmemek ve nedeni ortaya çıkarmak en doğru yaklaşım olacaktır.